Aa böyle bir şey vallahi duymadım. Hadi hayır. Karısı e, Nevresim takımının üstüne annesiyle olan düğün fotoğrafını bastırmış. Yok artık. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Düşünsene Nevresim bir çekiyorsun. <laughs> <laughs> Kayınvalidesiyle resmi. Aa. Evet. E kaldırsın. Yani nasıl annesi kocası kendisi annesi, kocası. Valla enteresan. Daha evvel de ben e, yine bak hiç böyle bir hiç şey programda duymadım. şöyle başıma gelmişti. Kayınvalide e, damatla gelini veya bir arada yatırmıyordu. Bu da onun subliminal hali. Yani ben varım ona göre diyor. Yani ben sizin üzerinizde bir örtüyüm yavrularım diyor. Yani sizin bütün her şeyinizin üstüne ben örtüyüm Ama annesi bastırmamış ki karısı nevresim takımın üzerine işletmiş. Karısı mı? Tabii. Yani işte değişik Demek ki o pozu beğenmiş diyelim. Yani Photoshop'la kayınvalideyi lazım çıkartmak durumdan. lazım. Ee, yani tabii ki kabul etmemek lazım. Bir de hoş lazım. bir şey mi ya? Yani? Ne resim takılmış? E iştah iştahı kalmaz. İştahı mı? Evet. <laughs> Uyku iştahı kalmaz. Düşünsene kayınvalideler de <laughs> akı <Anladım>, yüzleşiyorsun. Anladım anladım. <laughs> hani rütük bütük <rütük> iştahı <laughs> evet. kalmaz. <gülüyor> Peki. <laughs> Bunun sebebi, sebebini sormuş ama seyirci. Sebebi ne olabilir? Ha sebebi. E tabii ilk önce şöyle bir şey. Bir baskınlık kuruyor orada yani e, ben ve annem sanki iç güveysi gibi his veriyor adama ben ve annem biz biriz yani ben bedenen senin yanındayım ama direktifleri annem veriyor haberin olsun çok deneyimli ve annem bizi yönetecek haberin olsun diyor yani annem bu ilişkinin temel faatini. taşı diyor zor Evet. o ilişkide çok problem çıkar çıkar tabi ya bir defa e, böyle bir nevresim bastırmak bir nereden aklına geldi Belki kayınvalide yemin mi yaptı ediyorum acaba? ilk defa duydum <laughs> Ee, sevgili Nur'cuğum sana öyle bir derdimi anlatacağım ki Hı. kocam bana durmadan Sibel abla diye sesleniyor. Sibel abla? Evet. Ailem de boşanmamı istiyor diyor. Ailemi bu konuda nasıl ikna edebilirim? Düşünebiliyor musunuz? Ailesi Kocanız de. size abla diye Hı. sesleniyor. Bu ne demek? Sevmediğini mi gösterir? Yani onu artık aslında bir hiçbir şekilde erkek onurunu şey yapıyor. Yani biraz aşağılama var burada abla. Yani hani senin artık misyonun benim eşim değil. Biz kardeş olduk. Orada hmm. verilen bir şey var. Aramızda gizli öyle mesaj. Duygusal, cinsel, yani cinsel hiçbir şey bir kalmadı. şey yok. Yani evet yaşça büyük kadınlardan hoşlanmıyorsa beyefendi. efendi. ama tabii bu karşı taraf yani kadını birazcık böyle rahatsız eden bir tavır. Abla yani evdeki çalışan kişi değil ki. Bakın onun altında Sıfatın altında bir sürü duygu var. Yani sen bu evin çalışanı mısın? Hayır şey yani abla aslında benim için çok güzel çok samimi bir duygudur ama bir şöyle, kocam için... tarafından evet. abla denilmekten çok kötü bir Rahatsız şey. olurum herhalde Tabii ben. Tabii yani. ki kesinlikle olursun hele sen... Yani burada mesela şey, <laughs> e, kocasının e, söyleyemedikleri ne var? Sana cinsel hiçbir şey hissetmiyorum. Yani cinsel bir şey hissedebilir de aslında abla diyelim. Evet. Hani ee, abla deme lazım. <laughs> ama hani kendiyle örtüştürmüyor. Bazen ya mesela şöyle duyuyoruz ya. Eşim benden daha fazla gelişti diyor bazı kadınlar. Ben ona yetişemedim diyor. İşte adamlar da bu farkı göstermek için hani sen artık benim farklı bir akraba uzvumsun yani. Eşim değilsin. Sevgilim varken, aşkım varken ablam ne seslenmek için. Peki mesela boşanmak istiyormuş ama ailesini ikna edemiyormuş. Durumda. Kadın boşanmak istiyor. Evet. Ailem de boşanmamı istiyor. Ailesi boşanmamı istiyor. istiyor. Ailemi nasıl ikna edebilirim diyor. Ama hala boşanmak istemiyor ki ikna olmak istiyor. E tabii. Seviyor. Boşanmak istemiyor, seviyor. E, yani tam, bana abla diyor ama ben kocamı razı. seviyorum abla da diyor. Baba da diyebilir ne fark eder sıfatın o zaman boşanmak istemiyorsa neyi konuşuyoruz? Ama ailesi bu konuda rahatsız. Ailesi, ailesi neden? Çünkü gözlemliyordur. Istiyor. Tabii. ...gözlemliyordur, rahatsız oluyordur... ...belki beyefendinin başka kaçamakları vardır... ...onu gözlemliyordur... ...e o yüzden de tabii... ...bir sürü şey olabilir evet. değil mi? evet, evet, olabilir tabii... Ya Allah ne verirse hayırlısını versin. Amin. Bak çocuklarımız var evlendireceğiz. Daha Onlar... biz varız canım. Ha? Daha sen varsın. Dur bakalım emekliye ayrılmış Hayatım gibi konuşuyor. evlendim ya. Olsun. Üçüncüydüm Keramet <laughs> var. Peki. Ee, gerçekten Allah ne verirse hayırlısını, hayırlısını versin. Ver. Ama unutmayın canlarım. Ağacın kurdu içinde oluyor. Sakın sırrın dostunu anlatmıyorsun. Bak Nur dedi dersin. Allah göstermesin. Bir gün Rabbim öyle bir şey yaşatmasın amin, ama. Amin amin. Sevgili Nur'cum, eski kocam benimle barışırsan sana ev alırım dedi. Bu eskilere hep vaat ediyor zaten böyle şeyler. Sonra gidiyorlar, sonra arıyorlar. Ev Şurada evlenelim dedi. tekrar, sana onu alayım, bunu alayım. Ah ah. ah. <laughs> ah kuyumcular hep böyle kazanıyor ya. <laughs> Şöyle. Ev için diyor, eski kocam geri dönmeli mi? Sence? Hmm. Yani e, gerçekten enteresan soru. Eski kocam... E, bir defa neden ayrıldığınızı yazmamışsın ki orada? Yani neden ayrılmışlar? Aldatma mı var? Başka bir şey mi var? Evliliğin dinamiği nerede kırıldı ki bir çatı ev alınınca düzelir diye umut edelim. Evet maddiyat bazen ilişkilerde önemli bir paye olabiliyor. Yani evde tabii bir kadın için güvence. Diyor ki ev alırsa işte başımı sokarım. Tabii. Orada yaşarız. Bir problem olduğu zaman da gönderirim onu. Ev bana kalır. Ama bir burada doğru gibi. söylüyorsun. Buradaki kilit aslında nasıl ayrıldığımız. Evet, ama bir o de bir şey saymıyoruz. söyleyeceğim. Bak bir adamın hmm. geri dönmesi çok önemli değil. Aslında o adam geri döndüğünde adamın nasıl gittiğini hatırlamak evet, lazım. Evet işte alışkın Seni nasıl olduğu, terk etti? limana adam geri döner zaten. Onda bir sıkıntı yok. Mesela çok komik buluyorum ne olur yanlış anlama. Ben bir bilim kadınıyım. İnsanlar yok kocanı geri çevirmek için işte şöyle yap başında döndür bilmem ne. Gerçekten bunlara inanıyoruz. Neden? Çünkü inanma ihtiyacı ve bir şeylere yani inanırsak olur ama kendimize inanmıyoruz. Sen bir adam seni niye terk etti? Hı hı. Sen onu hala niye istiyorsun? Kadını konurun. Onu hala istiyor mu yoksa zafer mi kazanmak istiyorsun? Ben onu tekrardan elde edeceğim mi diyorsun? E peki mutlu olacak mısın? Ben bu soruyu insanlara soruyorum. Eee bireysel terapilerde, holding eğitimlerinde mutluluk nedir senin için? Nasıl mutlu olursun? İnan yazamıyorlar. Üç kelime etmek çok zor değil. Mesela yani beni işte çikolata mutlu eder. İşte ne bileyim e, bazen e, bir koku mutlu edebilir. Ya da işte çocuklarımız sağlıklı olması ya da ne bileyim kocamla mutlu olmamız. Aşık bir adamı hissetmem. Beni bir adamın sevmesi de seni mutlu edebilir değil mi? Ama bu mutluluğu bilmeyen, mutluluğun peşine gitmiyor, hırsların peşinden gidiyorsa... ...geçmiş olsun hayatın için. Geçmiş yani me olsun. mesela e, diyelim ki kötü ayrılmadılar. Kocası pişman oldu, geri döndü. Tamam. E, evde almak istiyor. Barışsın Aslında mı? Allah, ne güzel olur. <laughs> Bence çok hoş olur. Yani 3 artı bir olsun. Şöyle geniş geniş olsun. Yani böyle bir dalga soru. Dalga mı geçiyorsun? E, Dal estrafullah. Asla tabii ki dalga geçmem. Böyle bir soru sormanda şaşırdım. Ama Hayır çünkü yani... dedin ya üç artı bir üç artı, olsun. Ar yani neden çünkü Büyük büyük olsun. Yani kadının ne istiyorsa bir rüşvet var ortada çünkü. Yani ev alırım sana bir rüşvettir. Yani gel gel ev alırım. Ben pişman oldum. Bütün hatalarımı anladım. Ve bir daha yapmayacağım geri dönme cümlesi olmalı. Bravo. Ev araba almak çok önemli değil de bence. eskiler vaat ediyorlar. E. Pişman oluyorlar ya. E. Oho. Vaat ediyorlar. <laughs> neler neler vaat ediyorlar da. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur oh. yağardı şekerim. Eksten X'de olmaz diyorsun. Olmaz. <laughs> Ay bugün ben... <laughs> <laughs> Ay bu için bir gün. Bir, bir, evet ya bir gün öyle yapsak <laughs> programı ne güzel olur. Olur ben. Bak benim kadar açık bir kadın Her şeyimi anlatırım. Programı öyle başladı. İkinciye evlenirken birinciden şey yapıyor musun? Hani böyle tecrübeni kullandın mı? Onu merak ettim. Na, yani ne mesela anlamda? birinci evliliğin bitiyor ondan evet. sonra ikinci evliliğin... Ama her ilişki bir tecrübe. Tabii ki. Her ama ikinci evde onu tecrübe. hani o tecrübeyi sabitleyip o önyargıyla baktım mı yoksa önyargısız mıydın? Her ilişkinin kendi içerisinde bazı evet. dinamikleri var. Hmm. Onu çözüyor olman lazım. Onu çözdüğün e, zaman... Ben seni soruyorum. Yani kendi içimde Aha. söylüyorum. Benim için de o ilişki başka bu ilişki başka. Başka başka. Tabii. Ama ayrı sebeplerden dolayı bitti. Aynen öyle. Doğru insanı bulana Bazen... kadar devam... Bazen bir şey söyleyeyim mi? sen ne yaparsan yap olmuyor. Karşındaki yanlışsa hiçbir şey olmaz. Asla olmuyor. O yüzden hani böyle kocanız için saçını süpürge eden kadınlar varsa şu anda ekran başında bazı adamlar düzelmedi mi? Asla düzelmiyor. Ama tabii evliliği kurtarmak için mücadele en şart. En kötüsü de ne biliyor musun? Seni düzeltemediğin diye düzelmedi. Seni tenzi ediyorum. ...bırakırsın adam gider, başkası çok mutlu olabilir. O zaman o doğru bir meçtir ve onlar uyum sağlamaktır. Ve biz şunu hatırlamalıyız. Biz neden deneyimler yaşıyoruz? Bazen yaptığımız her şey bizi başka bir level'a ulaştırıyor. Ama boş ver. Seninle mutlu olamayan kimle mutlu olacaksa olsun. <laughs> Ay. Ama sen de öğreniyorsun işte. Uzağa gitsin. Ben de öğreniyorum, başkaları da öğreniyor.